Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, altın ve dolar değerlendirmesi yapacağız. Altında, dolarda bizler için önemli olan kritik seviyeler hangi seviyelerde? Şimdi sizlerle bunu bulmaya çalışacağız. Evet, son videomuzda belirttiğimiz gibi Elliot'ta dalga boylarının gitmesi gereken mesafeyi sizlerle birlikte bulmuştuk. Şimdi yukarı yönlü ons tarafında gitmemiz gereken dalga boyu bizler için 1900, tam bakalım şöyle, 1978 seviyesinden geçmekte arkadaşlar. Şuradaki 1978 seviyesinden geçmekte. Aşağıda 1848 dediğimiz gibi bu dalga boyundan ana hedef, yukarıdaki 1978. Evet, buradaki düşüşümüz 1847'de ikili bir dip oluşturdu ve buradan ana hedef 1978 seviyesi olarak Elliot'a göre gitmesi gereken mesafe olarak onsun gözükmekte. Tabi bunun için ara dirençlerimiz ve geçilmesi gereken bölgeler de mevcut. İlk geçilmesi gereken bölge arkadaşlar 1903 seviyesindeki direnç. Şuran, bu direncin üstünde hareketler mevcut. Evet, bu 1903 direnci üzerinde kalmaya devam ettiğimiz müddetçe yukarıda 1958. Gene bizler için önemli bir direnç vazifesi görecek. 1958'in üzerinde de 1978 direncimiz ons altında mevcut gözükmekte. 1903 altında tekrardan sarkmalarda görülürse arkadaşlar bu sefer bizim için haftalıkta takip etmemiz gereken en önemli destek 1869 desteği, ons altında önemli bir destek olarak hala önemini korumakta. 1869 üzerinde kapanışlar geldiği müddetçe yukarıdaki dirençlere doğru ons altında yukarı yönlü hareketleri beklememiz mantıklı olarak gözükmekte. Dediğim gibi bu dalga boyunun uzayacağı ana mesafe bizler için 1978 seviyesini Elliot dalga sayımına göre vermekte. 1869 bozulmadığı müddetçe arkadaşlar yukarıdaki 1903-1958 ara direnç bölgelerimizin yukarı yönlü kırılması ve bununla birlikte 1978 seviyesine doğru bu dalga boyunun daha önce de belirttiğim gibi verdiğim Elliot teori çalışmasına göre de buradan yukarı yönlü gitmesini bekleyebiliriz. Evet, gram altın tarafına da bakalım hemen. Gram altında bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Sizlerle birlikte hemen bunu da bulmaya çalışalım. Evet, gram altında da gene bir oluşum mevcut arkadaşlar. Gram altında en son verdiğimiz rakam, tam verdiğimiz rakamlardan yukarı yönlü dönüşler gerçekleşmiş gibi gözükmekte. Şimdi bizler için en önemli destek 462 desteği. Şuraya hemen çizelim. 462 desteğimizi şurada gösterelim hemen. Evet, şuradaki 462 desteğimiz hala bizim için önemli. Biliyorsunuz bu desteği baştan beri takip ediyoruz. Bu destek üzerinde kaldıkça İlk hedefimiz bizim için 474 seviyesiydi ve bu seviyede gram altında gözüktü. 474 seviyesi yukarı yönlü kırılması demek arkadaşlar. Bizler için 478 direnci gündeme gelecektir diyebiliriz. Çünkü Elliot dalga sayımımıza göre de biliyorsunuz bu dalga boyunun buradan 478 seviyesine doğru uzanacağı yönünde tahminimiz mevcuttu ve bu tahmin seviyemize göre yukarı yönlü hareketlerin devamı gözükmekte. 478 Elliot dalga sayımı teorimize göre kırılırsa arkadaşlar işte o zaman gram altında hareketler hızlanır ve yukarı yönlü boyut kazanmaya devam eder ve bunun üzerinde 488, hatta 500 seviyesi gram altında tekrardan gündeme gelir arkadaşlar. O yüzden bu hafta itibariyle 474 bizler için en önemli direnç seviyesi olarak gözükmekte. 474-478 dirençleri iki önemli direnç şeklinde göze batan direnç yerleri olarak gram altında gözükmekte. Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye'nin biliyorsunuz Yunanistan'la olan ilişkileri ve bu bölgeden hala masa başında bir sonuç alınamaması, Yunanistan'ın korkaklığı bizim de içerideki iç politikamızı oldukça etkilemekte. Bunun haricinde biliyorsunuz Ermenistan'ın yapmış olduğu düzenbazlıklar haklı olmadığı halde Azerbaycan'ımıza yapmış olduğu saldırılar ve karşılığında da aldığı çok büyük yanıtlar ve şu anda Ermenistan'ın ağlamalarını biliyorsunuz televizyonlardan izliyoruz arkadaşlar. Herkes hak ettiği gibi yaşarmış. Ermenistan da hak ettiği gibi yaşamaya maalesef devam ediyor. Azerbaycan'ımıza da bu kutlu mücadelesinde başarılarımızı tekrardan iletiyoruz. Ve Türkiye'nin de artık Ermenistan'a masada ve sahada da isterse yardımcı olabileceği yönünde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Bunları da video olarak attım. Buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü Türkiye olarak Azerbaycan'ın arkasında durduğumuzu da hem muhalif partilerimiz hem de muhalefet partilerimiz, iktidar partilerimiz olsun, hepsi Azerbaycan'ın arkasında durmaya ve güçlü bir görüş bildirmeye devam etmekte. Bu yönden de hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar. Evet, dolar TL kuruna da geçelim hemen. Dolar TL kurunda bizler için bir geri düzeltme seviyesi yaşandı diyebiliriz. Dolar TL kurunda 7.69 en önemli destek bölgemiz arkadaşlar. 7.69 seviyesi. Hatta biraz daha altında gene kuvvetli bir 7.66 desteğimiz var. Bu destek üzerinde dolar TL'nin tutunması dolar TL'yi yukarı yönlü hareketlerinde güçlü kılmaya devam eder. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Orta direncimiz yine 7.78'de bulunan bir orta direncimiz de mevcut dolar TL kurunda. En önemli haftalık direnç yerimiz de arkadaşlar kırılması gereken ve ayrıca zirve noktası olan 7.86 seviyesi. 7.66 üzeri her tutunuşu dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Dolar TL kuru 7.69 üzerinde kapanışlara devam etmesi durumunda arkadaşlar ana hedef bölgesi 8.01 ve 8.15 bölgelerinde bulunan ana direnç bölgeleri şeklinde kendini gösterebilir. O yüzden dolar TL kurunun 7.78 üzerinde veya 7.86 üzerinde bir kapanış gösterebilmesi durumunda yukarı yönlü hareketleri çok daha hızlı gerçekleşebilir. Kanal hareketlerimiz şu anda kanalın alt tarafı tam baktığımız zaman arkadaşlar 7.63 seviyesinden geçmekte. Kanalımızın orta bölgesi 7.80 ve onun üzerinde de 8.01 direnç bölgeleri şeklinde takip edebiliriz. Bu kanal aşağı yönlü 4 saatlikte kırılmadığı müddetçe yani 7.63-7.60 altında bir kapanış gelmedikçe de 4 saatlik kapanış gelmediği müddetçe de dolar TL'de tekrardan yönün yukarı yönlü 7.94 ve 8.15 seviyelerine doğru çıkabileceğini söyleyebiliriz. En kritik ve dikkat edilmesi gereken bölgede 7.60 desteğinin kırılmaması. Bu destek kırılmadığı müddetçe yukarıda tekrardan hareketler dolar TL kurunda yukarı yönlü olarak gözükmekte. Biliyorsunuz ABD ile Çin arası tekrardan gerildi. Ayrıca Avrupa Parlamentosu da gene ABD'ye bağlı bir finans politikası izleyeceğini belirtti. Yani onlar da faizlerde herhangi bir artışa şu an için gitmeyeceklerini, yani enflasyonu takip edip enflasyon bazlı hareketlerle yola devam edeceğini bildirdiler. Ayrıca ABD tarafında 2.2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi hala belirsizliğini korumakta. Bu da altın tarafına yaramakta. Bunun belirsizliği bir dolar TL kurunu zaten dolar endeksinde aşağı yönlü çekmiş durumda arkadaşlar. Bu da aşağı yönlü hareketlerine devam etmekte dolar TL kuru. Bunun etkisiyle, DAX'ın etkisiyle bizde de dolar TL kurunda bir miktar geriye çekilmeler yaşanmış durumda. Fakat tekrardan 6.63 seviyelerden dolar TL kurunda da bir toparlanma görüyoruz. Bu toparlanmanın devamı halinde yukarıda 7.78 ve 7.86 direnç bölgeleri dolar TL'de hala önemini korumakta. Ayrıca dolar TL'de orta bazlı baktığımız zaman bir çanak boyu hedefimiz de vardı 8.25 seviyesinde. Bu çanak boyunu da takipteyiz. Filama hedefimiz gerçekleşmiş durumda. 7.85'te bir kısa filama hedefimiz vardı. O 7.85 hedefine ulaştı ve çanak hedefi 8.25. Daha büyük çanağımızın hedefi de şu an itibariyle dolar TL kurunda 9.50'li seviyelerden geçmekte. Evet, dolar ve altın tarafında bugünlük anlatmak istediklerimiz bunlardan ibaret. Aşağıdaki verdiğimiz önemli destek seviyelerini takipte kaldığınız müddetçe arkadaşlar, bu alttaki destek seviyeleri kırılmadığı müddetçe de yön hem altın hem de dolar tarafında yukarı yönlük gözükmekte. Herhangi olumsuz bir durumda tekrardan sizlere bağlanır ve tekrardan bilgilendirme yaparız. Gümüşe de bakalım hemen. Gümüşte bekleyen arkadaşlar da var. Bakalım gümüşte son durumlar nasıl gözükmekte. Evet, gümüşte arkadaşlar ons bazında 24.42 bizim için önemli dedik. Hemen şurada 24.42'yi işaretleyelim. 24.42 yükselişin devamı için şart olan direnç bölgesi. Bu direnç bölgesi mutlaka yukarı yönlü kırılması lazım. 24.42 direncin önemi arkadaşlar. Eğer bu direnci kırar, üzerinde gümüş ons kapanışlara devam edebilirse tekrardan 27.19 seviyesi ana hedef bölgesi haline gümüş onsta da gelecektir. O yüzden 24.42 dikkatle takip etmemiz gereken bir direnç yeri olarak gümüş onsta gözükmekte. 24.42 altında 22.71 ana destek bölgesi. Ayrıca yükselişimizin başladığı bir destek bölgesi. Bu 22.71 desteği de aşağı kırılmadığı müddetçe yukarıda 24.42 kırılması halinde hareketler hızlanır ve 27 dolar seviyesine kadar da gümüş onstaki hareketlerin hız kazanmasına sebebiyet verebilir arkadaşlar. O yüzden gümüş onstaki arkadaşlar da 22.71 kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketleri bekleyebilirler. Şurada ufak bir toba oluşumu da göze çarpmakta arkadaşlar. Bu da dikkatle takip edilsin. Bunun da zaten 24.42 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa gördüğünüz gibi yukarıda 24.80, 25, 27 dolar seviyelerine kadar da gümüş onsun önü açık gözükmekte. Gümüş gram. Hemen gümüş gramı da gümüş ons üzerinden bakalım. Gümüş gramda 5.93 önemli. Gümüş gram takip eden arkadaşlar 5.93 direncini takipte kalsınlar. 5.93 direnci üzerinde günlükte kapanışlar başlaması halinde arkadaşlar gümüş ana hedef 6.50 seviyesine doğru yukarı hareketlerine hız kazanır. O yüzden gümüş gramında 5.93 üzeri kapanışlarda kalması ve buradaki direncin üzerinde tutunması önemli. Aşağıda gene 5.59 destek bölgemiz mevcut. Evet, buradan sarkmalar 5.59 destek. En aşağıda da 5.38. Bu yükseliş dalga boyunun başladığı destek mevcut. 5.38 altında günlük kapanış yapmadığı müddetçe gram gümüşte dalgalı seyir devam edebilir. Fakat ana hedef hala 6.50 seviyesi olarak gözükmekte. 5.38 aşağı yönlü kırılmadıkça gümüş gramdaki arkadaşlar panik yapmasınlar. Ana hedef bölgesi 6.50 seviyesinde bulunan direnç bölgesi olarak gümüş gramda da gözükmekte. Evet sevgili dostlarım, bugünlük gümüş, altın ve dolar tarafında söylemek istediklerim bu kadar. Günlük gümüş, altın ve dolar paylaşımlarımız devam edecek. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şekilde bunlar son bulmayacak. Hepinizi çok seviyorum. Beğeni atar, kanalıma destek olursanız beni de çok sevindirirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.